Evet değerli öğrencilerim, ikinci tekrar videomuza karşınızdayız arkadaşlar. Şimdi tekrar videoları hemen başladım ama hocam kaç videoda bitecek falan gibi sorular mutlaka olacaktır. Dediğim gibi elimden geldiği kadar kısa ama elimden geldiği kadar detay ve çıkan soru tiplerinden hareketle gideceğiz. Tabi bu videonun bir güzel tarafı arkadaşlar, bu seneki MEP kitaplarını inceleyince orada hoşumuza giden kavramları da buna ne yapıyoruz? Serpiştiriyoruz. Hadi bismillah arkadaşlar. ÖSYM'in en sevdiği Türk topluluğu kimdir? Kimdir? Uygurlardır arkadaşlar. Neden? Uygur, uygar. Yani kültür medeniyetin %60'ı Uygurlardan oluşur. Size güzel bir Uygurlar özetleyeceğim. Hemen buyurun. Arkadaşlar Uygurlar, kuruluş ve siyasi tarih diyelim. Birincisi Göktürkler yıkılınca kurulacak. Orta Asya'da kurulacak değil mi? Önce Ötüken, sonra Karabağ Sagun merkezleri olacak. Hakanlar şehri olarak geçecek. Uygurlardan şu soru gelebilir. Sana der ki Orhun Selengi ırmakları şudur budur, şurada şöyle yaşayan, burada böyle yaşayan, Arap kaynaklarında 9 Oğuz olarak bilinen, akraba Şahin anlamına gelen Türk topluluğu kimdir? Cevap kim? Uygurlar. Peki hocam önce ne yapalım? Uygurların siyasi tarihinden bahsedelim arkadaşlar. Uygurları Bilge Kül Tekin kurdu ama en parlak dönem Moyençor. Türk Birliği Moyençor. Siz karıştırmayın diye sizler için yazdım. Parlaklar bir ben, iki Asya Hunda Mete, birinci Göktürklerde Mukan. Arkadaşlar ikinci Göktürkler belli değildi. Uygurlarda kim? Moyençor. En parlaklar. İkinci soru geliyor. Türk birliğini kimler sağladı? Asya Hunda Mete, birinci Göktürklerde Mukan, ikinci Göktürklerde Kapkan, Uygurlarda Moyençor. Bögük Ağa'nın Tibet seferi olacaktı. Buradan iki tane rahip getirecekti. Manihizm, Budizm hepsini tanıyacak. Resmi olarak Manihizm'i seçecekti arkadaşlar. Bu devlet Kırgız saldırıları sonucu ikiye ayrılacak. Kansu Uygurları, niye Tansu yazmışım? Kansu Uygurları ve Turfan Uygurlar olmak üzere ne yapacaklar arkadaşlar? Yaşamlarını sürdürecekler. Peki Cenab-ı Allah Çin'de zulüm gören, Doğu Türkistan'da zulüm gören Uygurlu Müslüman kardeşlerimizin yardımcısı olsun diyelim, devam edelim. Arkadaşlar kavram haritaları kitapta da böyleydi. Bunun sebebi şu, ÖSYM sizden bilgiyi kullanma isteyecek. Özellikle 2022 ön lisansta yaklaşık 14 tane öncülü soru sordu. 2023 lisansta 4-5 tane öncülü ama 15-16 tane yorumsal soru sordu. O yüzden böyle anlatıyorum, tamam. Amacım şekil şükür değil. Şekil şükürü sever miyiz? Severiz tabii ki. Ama amacımız bağlayarak gitmek. Buyurun. Mani ve Buda dini benimsedikleri için arkadaşlar bu dinin bir özelliği var. Et yeme, ot ye. Bok yedeceğim olmayacak tövbe yarabbim. Et yeme, ot ye. Ot yemek için ne yapmak lazım Serkan? Tarım. Bu dine göre at sırtına dua edemezsin. Tarlada dua edemezsin. Nerede dua edeceksin? Tapınakta. Tabii böyle bir tapınak lazım. Mimari lazım. O zaman kardeşlerim tarih testinde tarım ve mimari varsa niye işaretleyin? Yerleşik yaşam. Devam. Arkadaşlar biz eti nasıl yiyorduk? Ben sınıflara soruyorum. Hocam pişirerek, hocam ısırarak. Arkadaşlar biz eti ata biniyorduk. Yağ tutup ok atıyorduk avlayarak. Tabii öyle kolay ekmek yok bize. Bu bizim kaderimize yok. Bize kolay ekmek gelmez gençler. Tamam mı? Buyurun. Biz ata biniyorduk, yağ tutup ok atıyorduk, avcılık. Et yemezsen avcılık eksi, savaşçılık eksi. Okey? Evet. Temel geçim kaynağı ne oldu? Tarım. İlk büyük din değişikliği. Büyük kelimesi unutma, Uygurlar. Şimdi gel böyle, gel. Şey gibi, yakışıklı güvenlik gibi. Değil mi? Gel. Bir, ilk kez yerleşik yerde geçti. İki, özel mülkiyet anlayışı canlandı. Artık ev, arsa. Özel mülkiyet canlanırsa ticaret ne olur gençler? Canlanır. Özel mülkiyet anlayışı doğarsa ticaret ne olur? Canlanır. Ticaret göçebeyken de vardı, şimdi canlandı. O zaman buyurun. Kim kime ev sattı? Kim kimden nereye aldı? Değil mi? Kimin kime ne kadar borcu kaldı? Allah gecinden versin öldük. Mal mülk kime kalacak? Bunların artık ne olması lazım? Yazılı. O zaman aşk ile şevk ile. Seni ters köşe yapıyorum. İlk yazıyı kullanan... İkinci Göktürk, sakın Uygur deme. Ama ilk yazılı hukuk Uygur. Bazı arkadaşlar hep hap bilginin peşinden koşuyor. Ben dönem içerisinde gördüm. İlk yazı kim? Göktürk, ikinci Göktürk. Yazılı hukuk dersem kim? Uygur değil mi? Yorum sorusu çok tehlikeli. Buyurun. Uygurlarda yazılı hukukun görülmesinde bir, yerleşik yaşamın olması. İki,
özel mülkiyetin canlanması olması, 3 ticaretin canlı hale gelmesi. O zaman cevap ne oldu arkadaşlar? 1, 2, 3 E şıkkı. Okey? Gel böyle. Bunlar ticaret ve ekonomide ileri giden bir devlet arkadaşlar. Ticaret ve ekonomide ileri gidince hemen bunda ne yapalım? Kavram haritasını oluşturalım. Birincisi, konut vergisi. Evet, ilk kez konut vergisi hangi devlette görülür? Uygurlarda. Uygurlardan önce konut vergisinin olmama sebebi 1. özel mülkiyetin olmaması, 2. yerleşik yaşamın olmamasıyla ilişkilendirilebilir. Vallahi tesmatik gibi oldum ha, gerçekten. Buyurun, konut vergisi var. Bankacılık, faiz hesaplama, problem değil mi? Temel matematik, 7 adımda matematik, gel. Araya reklam aldım, Mehmet'in reklamı. Çal, çocuklar çal kağıt paradır, büyüyünce çek olacak. Ya sen büyüyünce ne olacakmışsın? Çek. Tarıkçı, çok gizemli, tarımla uğraşan insan. İmga agacı, bunlar Göktürk ve Uygurlarda vergi toplayan kişi. Göktürk ve Uygurlara kadar Tudun, vali vergi memuruydu. Bunlar da kim oldu? İmga agıcı. Gel böyle. Lakapları kimmiş? Akraba, 9 Oğuz, Şahin. Parayı ve ekonomiyi bağladık mı gençler? Evet. Temel geçim kaynağı, temel geçim kaynağı tarım olan Türk topluluğu kimmiş? Uygurlar. Peki Uygurlar yerleşik yaşam varsa mimari eserler var mıdır? Vardır. O zaman buyurun. İlk kez saraylar, tapınaklar kimde görülür? Uygurlarda. İlk kez saraylar, tapınaklar kimde görülür? Uygurlarda. Değerli arkadaşlar, stupa, pagoda, burkan, tapınak demektir. Surprise! Türk üçgeni. İlk kez kimde görülür? Uygurlarda. Gençler biz buna İslam'dan sonra kümbet diyeceğiz. ÖSYM bunları kafayı takmış. Mimaride Türk üçgeni kullanılması, çadır mimarisi yani Uygurlarda. Haço tapınağı en güzel tapınaktır. Şöyle bir soru da gelebilir. Saray ve tapınak kalıntıları hangi devlete ait yapılan kazılarda görülmüştür? Cevap Uygurlar. Tamam. Gaza gelip kervansaray, cami, mescit, medrese işaretleme. Hemen iman power modunu açma. O İslam'dan sonra. Gel. Uygurlar resim sanatı gelişti. Hocam neden? Çünkü Mani dininin ruhani lideri ressamdı. Gelişmesini Mani'ye bağlıyorsun. Bezgici, bedici ressam. Minyatür, kitap resmi. Kitaptaki küçük resim gençler. Fresko, duvar resmi. Tamam. O zaman şöyle tekrarlıyorum. Bu espriyi hep yaparım yıllardır. İnşallah bu sene puan al. Yoksa seneye gene aynı espriye maruz kalacaksın. Mezarda bana benzer taş heykel görünce ne yapıyordun? Bal bal. Benim resmi kitapta görünce minyatür. Duvarda benim resmi görünce fresko. Instagram'da görünce beğeniyorsun. Tamam. Hadi bakalım. Fresko. Yerleşik yaşamın kanıtı olur mu olmaz mı? Bazı arkadaşlar yanlış yapmak için çabalıyor. Hocam ben mağara resmini düşündüm. Bebeğim, yavru kurdum. Ben sana taş devri mi anlatıyorum lan? Bak şu tarihe bak bak yani. O yüzden yanlış yapmak için mağara duvarını düşünen arkadaşlara ve öğrencilerime selam olsun diyorum. Düşünmeyi yasaklıyorum. Evet, sizin düşünmemeniz insanlığa bir hizmet. Siz neyi düşünün? Evi düşünün çocuklar ya. O yüzden fresko yemin ederim ki ev resmi, ev duvarı, duvar resmi, yerleşik yaşamı gösterir. Tamam. Gel şimdi map bilgisi, tutuk. Uygurlarda vali demek. Tamam. Uygurlarda valiye ne ad veriyormuş? Tutuk, asker vali. Ordu balık, beş balık. Balık kreker, şehir demek. İlk kez kağıt matbaa kimde görülür? Uygurlarda. O zaman buyurun, kağıt matbaanın türevleri. Hangileri kağıt matbaa kullanımıyla ilişkilendirilebilir, ilişkilendirilemez? Hareketli harf sistemi, hocam bilmiyorum, tahta harfa bilmiyorum. Ya hareketli harf sistemi basıyor işte, neye basıyor? Kitaba basıyor, matbaa. Gençler, tahta alfabe, matbaa, kitap, ciltleme, minyatür, hep kağıt matbaa. Kağıt para, çağ, sonradan çek olacak. Kısmen de tesip, yaldızlama sanatı. Tesibin gelişmesi İslam'dan sonra. Tamam. Bakın mimari eserin türevi, resim sanatının türevi, kağıt matbaanın türevi, yazılı hukukun türevi, ticaretin türevi. Oldu mu gençler? Lütfen konuyu böyle bir bağlamaya çalışın. Hükümdara İdikut, Aytengri, Kün gibi ünvanlar vermesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Bak 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 soruya bak. Hükümdarlara Aytengri, İdikut, Kün gibi ünvanlar vermesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Arkadaşlar, Mani dininin kabulü. Bu ünvanlarda da Mani dini etkilidir.
Tamam. Manidinde ay önemli bir objedir. O yüzden ay tengri kün diye gider. Türeyiş ve göç destanı var arkadaşlar. Göktürklerde ne vardı? Bozkurt, Ergenekon. Değil mi? Bakın çok güzel bir kavram haritası. Önce Orhun alfabesi. Sonra neyi kullandılar? Uzak Doğu'da ticaret sonucu Soğut alfabesini kullandılar. Çinlilerden. Sonra ikisini geliştirip kendi alfabesini kullandılar. O zaman söyle bakayım kaç alfabe kullanmışlar? 3. Önce Göktürk, Uzak Doğu'dan Soğut, geliştir bunu Uygur. Hocam yazılı eser var mı? Tıpkı Göktürklerde olduğu gibi var. Karabağsagun yazısı, Moyançor, Sekizyüknek, Taryat değil mi? Sine Uşi yazıtları var. Peki hiç duyduk mu? Altın Yoruk. Uygurların din öğrenmek için çevirisini yaptığı kitap Altın Yoruk arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olalım. Buyurun. Çiçek Aşısı. İlk kez kimde görülür? Uygurlarda. Orta Oyunu, tiyatro Uygurlarda. Örgün Eğitim kimde görülür? Uygurlarda. Moğolları Türkleştiren, Moğol hakimiyetine girecekler. Moğolları Türkleştiren kimdir? Uygurlardır. Şimdiden cevap ver. Şimdiden. Uygurların oluşturduğu Moğol kültürü. Çağatay kültürü. Tamam. Şimdi MEP kazanım testinde çok güzel sorular vardı bununla ilgili. Ben de 300 soruda tekrar kitabımıza burada Manidin'le ilgili güzel sorular yazdım. Bir ona bakarak olun arkadaşlar, oldu mu? Evet. Buyurun. Yani şey istemiyorum sizden. Uygurlarda ilkler diye özet çıkarmayın. Uygurlarda ilkler diye özet çıkarmayın. Böyle bağlayarak gidin. Böyle bağlayarak giderseniz hem öncülü soruları çözersiniz hem hap bilgileri çözersiniz. Evet. Uygurları gördük mü? Peki bir soru tekrarlayalım. Göktürklerle Uygurların ortak özellikleri. Ülke, hanedanı, malık. İkisinde de alfabe. İkisinde yazı. Yazılı eser. Destanlar. Doğru mu? Ama yazılı hukuk sadece Uygurlarda. Mimari eser sadece Uygurlarda. Sorulara böyle bakarak olun arkadaşlar. Şimdi ne yapalım Serkan'ım? Bir de öğrencilerimin bakmaktan yıldığı, kitabın sayfasını bile çeviresi gelmiyor. Gıcık kapıyor. Gerçekten de haklı. Diğer Türk devletleri ve toplulukları var. Bunları da gençler tane tane şöyle biraz önemli özelliklerini vurgulayayım. Ben bu konuda enerjimi kültür medeniyete harcamak istiyorum. Anlatabildim mi arkadaşlar? Kültür medeniyete kavramlar, terimler, onları arayacağız. Karluk. Hemen birkaç soru yapalım. İlk Müslüman Türk boyu. Karluk. Karahanlı'nın temeli. Karluk. Cengiz Han'a itaat eden ilk Müslüman boy. Karluk. Rahatladın mı? Devam ediyorum. Kırgızlar. Evet. Uygurları zayıflatan Kırgızlar. Orta Asya'da son kez siyasi birliği kuran Kırgızlar. Cengiz Han'a Moğollara bağlanan ilk devlet Kırgızlar. Manas destanı Kırgızlar. Gereksiz hikayesi çok arkadaşlar. Yok ölü yakma falan filan geç. Kırgızlar. Hazarlar. Üç şey bil. Sibirlerin devamı niteliğindedir. Buyurun. Hem Asya'da hem Avrupa'da görüldüler. En önemli hükümdarları Bulan Han'dır. Allah'ından Bulan. Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk devleti. Kürk yolunu canlandırdı. Parayı bulunca paralı askerlik. Bir de ilk Türk-Arap Savaşı, Hazar. Hatırlarsanız bunları genel tarih videolarında haritada gösterdim. Yine Türk İslam'a geçince göstereceğim. İslamiyet'in Kafkasya'da yayılmasını geciktiren Hazarlardır. İlk Türk-Arap Savaşı, ilk ve tek Musevi, oldu mu arkadaşlar? Bir de ilk paralı askerlik, Hazarlar. Benden sana abi tavsiyesi. Soruda barış, hoşgörü, ticaret görüyorsan Hazarlar. Yine soruda mahkemesinde şamanist, Musevi, Hristiyan var diyorsa cevap kim? Hazarlar. Oldu mu? Haz da Müslüman yöneticiye verilen isim. Hazarlar. Hiçbir şey bilmiyorsan üç şey. İlk paralı askerlik, ilk Türk-Arap Savaşı, ilk ve tek Musevi. Kumanlar, Kıpçaklar. Ben de bunu seviyorum. Kızlar, Kıvanç Tatlıtuğ'un dedeleri. Kumanlar, Kıpçaklar. Nerede kuruldu bunlar? Avrupa'da. Sakin. Codex Comenicus. Ansiklopedik sözlük hatırlarsanız değil mi? Bunu bileceğiz. Bunlardan bahseden Igor destanı var Ruslar. Dede Korkut destanı var. Böyle bir genel kültür sorusu gelebilir. Kıpçaklar çocuklar Ruslarla mücadele ettiler. İyi dinleyin burayı. Karadeniz'in kuzeyinde Altın Ordu ve Kazan Hanlığı'nın temelini oluşturdular. Sonra ne oldu? Türk İslam tarihinde bunlar aşağı indiler. Bakın yukarıdayken, Karadeniz'deyken Rus'la mücadele, Altın Ordu ve Kazan Hanlığı'nın temeli. İslam'dan sonra bunlar aşağı indiler Mısır'a. Eyyubiler ve Memlükler de paralı askerlik yaptılar. Hatta Memlüklerin diğer ismi Kölemenlerdir, Kıpçak Türkleridir. Oldu mu? Gel
Türk İşler. Uygurlardan sonra ikinci yarışık hayata geçendir. Orta Asya'da Haristan Savaşı'yla Araplarla mücadele etmişler. Orta Asya'da Arapların ilerlemesini engellemişler. Kafkasya'da kim engelledi? Hazar. Orta Asya'da kim engelledi? Türk İşler. Türk İşler'de arkadaşlar alfabe çalışması var. Yerleşik yaşam var. Bir de Türk gençliğinin unutamadığı kişi. Bagat Arkam. Kendi adına para bastıran hükümdar. Oldu mu? Evet, Orta Asya'da kurulmuştu. Oğuzlar. En kalabalık Türk boyu. Kınık boyu. Ali Kınık'tan aklınıza gelsin. Selçuklu. Kayı boyu kim? Osmanlı. En kalabalık Türk boyu. Avrupa'ya gidenler Hristiyan oldu. Uz. Çocuklar, İslamiyet'i kabul edenler genelde Anadolu'ya geldi. Türkmen oldu. Oldu mu? Bunların Dede Korkut destanı var. Türk boyları arası mücadeleyi anlatır arkadaşlar. Unutmayın. Oğuzlar ve Peçenekler Bizans ordusunda paralı askerlik yapacaklar. Manazgirt'in kazanılmasına etkili olacaklar. Tamam. Oğuzlardan bir de şeyi bilin. Tarihte bir Oğuz Yapku Devleti vardır. Oğuz Yapku Devleti. Hatta Büyük Selçuklar, Türk İslam tarihini göreceğiz. Bunun devamıdır. Bulgarlar. Gençler. Bulgarlar ikiye ayrılacak zamanla. Tuna ve İtil. Tuna, sevgili gençler, İstanbul'u kuşatacak. Kurumhan. Boris Han zamanında Hristiyan olacaklar. Simon Çar ünvanını kullanacak. İtil. İslam İtil. Böyle kodlayın. 14 Eylül'de veya 14 Temmuz'da veya 1 Eylül'de sınav tarihini söylüyorum. İslam İtil. Tamam. Avrupa'da kurulan ilk Türk İslam Devleti İtil Bulgarlar olacak. Almış Han. Hatta ne yapacak çocuklar? Halifeye mektup yazacaklar. Ey Muktedi Billah, onlara heyet gönderecek. Bu heyette kim olacak? Nihat Hatipoğlu ve İbn-i Fadlan. İbn-i Fadlan olacak. O da ne yapacak gençler? Rihle eserinde bunlardan bahsedecek. Tamam. Hatta İbn-i Fadlan'ın şöyle bir sorusu var. Orta Asya'ya gidecek, Türklerin diyecek mezara etrafına taş diktiklerini ve ona inandıklarını gördüm diyecek. İbn-i Fadlan'ın bu eserinde belirttiği anlayış nedir? Balbal, ahiret inancı. Macarlar. Çocuklar, Macar'ı anlatmama gerek yok. Katolik ilk Türk birliğidir. Osmanlı tarihinde zaten Macarları çok yakından biliyorsunuz ve değineceğiz. Akunlar Eftalit. Eftalit. Yanlış almıştım. Hükümdarları Eftal'den dolayı bu sıfatı almışlardır. Hindistan'ın kuzeyinde kuruldular. Göktürklerle İpek yolu için mücadele ettiler. Hatırlıyor musun İslami Yapku'yu? Akunlara karşı Sasani, Sasani'ye karşı Bizans vesaire, değil mi? İran'daki Mazdek ayaklanmasının bastırılmasına etkili oldular. Avarlar. Ölsemi bunu daha çok seviyor. Hem Asya'da hem Avrupa'da Avarlar. Sosyetik adı Juan Juanlar. Göktürk kaynaklarının adı Aparlar. Bayan Han zamanında İstanbul'u kuşatan ilk Türk devletidir. Hristiyanlığı benimseyen ilk Türk devletidir. Slavları teşkilat bakımından etkilemiştir. Bu pantolon, kemer, üzengiyi de Avrupa'ya tanıtmıştır. Bir kez daha. Hem Asya hem Avrupa. İlk İstanbul kuşatması, ilk Hristiyan, Bayan Han. Pantolonu, üzengiyi, piercingi Avrupa'ya tanıtan kimmiş? Buyurun, Avarlar. Sibirler çok gizem bir bölgede yaşadılar, Sibirya. Anadolu'ya akınlar yaptılar, Hazarların temeli oldular. Buharık Hatun. Siz kimi biliyorsunuz? Tomris Hatun'u. Tomris'ten sonraki en büyük kadın hükümdar. Peçenekler, gençler, güçlü devlet kurmayı beceremediler. Hem Asya'da hem Avrupa'da kuruldular. Tarihi özellikleri Ruslarla mücadele, tarihi özellikleri Bizans ordusunda paralı askerlik yapmaları. Siz soruda yanlış yapın diye genelde soru bankaları neyi sorar? Komenton meclisini sorar. Evet, bir 5 soru soralım, beraber cevaplayalım, oldu mu? İstanbul'u kuşatanlar Avar, Bulgar. 1. İlk Hristiyan Avar. İlk ve tek Musevi Hazar. İlk Müslüman Türk boyu Karluk. Avrupa'da ilk Türk İslam Devleti İtil. Arapları Kafkasya'da durduran Hazar. Orta Asya'da durduran kim? Türk İş. Okey. Peki sevgili arkadaşlar, burada Kıpçaklara dikkat edelim, Avarlara dikkat edelim, Oğuzlara, bir de bence Kırgızlar ve Hazarlara. Oldu mu? Elimden bu kadar geldi, bu kadar özetleyebildim. Dediğim gibi enerjimi kültür medeniyeti aktarıyorum. Çünkü kültür medeniyetten soru bekliyoruz arkadaşlar. Serkan'ım, bir tahtayı hazırlayalım. Donduralım kardeşim, bir tahtamızı silelim arkadaşlar. Şöyle bir gezdir istersen videoyu. Arkadaşlar tahtayı bir görsün. Bakın şöyle... Uygurlar, görüyorsunuz, bunlar hep elim iyi göz nuru çocuklar.
Akıllı tahta pek kullanmıyorum farkındaysanız. Ben biraz klasik, nostaljik bir adamım. Böyle tekrarı daha çok seviyorum ama arada kullanacağım. Çekildim. Gezdir Serkan'ım. Birazdan devam edelim. Evet değerli arkadaşlar. Az önce uygulları hallettik. Arada üzerimizi değiştirdik fark ettiğiniz gibi. Şimdi ne yapıyoruz? En çok soru beklediğimiz yere geliyoruz arkadaşlar. İlk Türk devletleri kültür ve medeniyet. Bunu da inşallah 1-2 videoda hemen sizleri çok oyalamadan can alıcı yerleri ne yapacağız? Halledeceğiz. Hadi bismillah başlayalım. Arkadaşlar ilk Türk devletleri. Devlet yönetiminden başlıyoruz ki bence en önemli konu bu arkadaşlar. Buradaki geçişlerime, bağlantılarıma lütfen dikkat ederseniz öncüllü sorularda da sıkıntı yaşamazsınız diye düşünüyorum. İlk soru şu. Biz tarihte birçok devlet kurduk. Neden? Çünkü biz arkadaşlar bağımsızlığına düşkün bir milletiz. Okusuzluk. Bizim canımızı sıkmayın, göç eder bir devlet daha kurarız. Göçebe yaşam. Biz teşkilatçıyız. Tamam. Türk ekmeksiz kalır, devletsiz kalmaz. O yüzden biz çok devlet kurarız. Buyurun. Devletimizi kurduk mu arkadaşlar? İkincisi, bizde devletler nasıl kurulur? Oğuş, Uruk, Bot, Budun, İl. Hocam buradan nasıl sorular gelebilir? Oğuş, aile. Uruk, sülale. Şöyle baş harflerini yazayım, heyecan verici olsun. Aile, sülale, boy, millet, il nedir gençler? Devlet. Benim soru bankamdan bir soru. Ne diyor Göktürk kitaplarında? Ey Türk budunu ifadesiyle kime seslenilmiştir? Millete. Oldu mu arkadaşlar? Böyle sorular gelebilir. Ya da çok daha basit bir soru gelebilir. Küçükten büyüğe, büyükten küçüğe sıralaması. Okey. Peki buradan gözden kaçınız şeyi söyleyeyim. Boyların birleşmesiyle devlet kuruluyor. Biz buna ne diyoruz? Boylar Federasyonu değil mi gençler? Boyların birleşmesiyle kurulan devlete ne ad veriyormuşuz? Boyfet. Yani Boylar Federasyonu. Burada neye dikkat alacağız? Antalya'dan örnek veriyorum. Manavgat Boybeyi, Serik Boybeyi, Kemer Boybeyi, Alanya Boybeyi birleştik. Akdeniz Devleti'ni kurduk. Doğru mu? Kaan ne yaptı? Dedi ki Manavgat Boybeyi içte serbest dışta bana bağlısın. Serik Boybeyi içte serbest. Kemer Boybeyi içte serbest dışta bana bağlısın. Bu Boybeyleri arkadaşlar yarı özerk. İkna ol buna. Soruda da yarı özerk demezler. Sen heyecanlan, sınavda vefat et diye tövbe yarabbim. Ne yaparlar? Federatif derler. O yüzden yarı özerkin karşılığı neymiş çocuklar? Federatif. Oldu mu? Evet. O zaman boylar birliği varsa federatif devlet var mıdır? Vardır. Bunu birazdan bir daha yorumlayacağız. Tamam. Şimdi yarı özerkin federatif olduğunu ikna oldun mu? Oldun. Peki daha sonra bu Akdeniz devletine Isparta, Burdur, Bucak o yöre katılmaya devam etti. Sınırlar ne oldu? Genişledi. Sınırlar genişlerse yönetim kolaylaşır mı, zorlaşır mı? Zorlaşır. O zaman ne yaptık? Ülkeyi kaça böldük? İkiye. Surprise. Doğu, Batı. Sevgili arkadaşlar, Doğu, Batı'nın olma sebebi ülkeyi ikiye ayırıp yönetimini ne yapmak? Kolaylaştırmak. Bu Osmanlı'da nasıl olacak? Eyalet, sancak, kaza, köy şeklinde olacak değil mi? Arkadaşlar Doğu, Büyük Kağan yönetir. Ve Türkler gök tanrı inancından dolayı Kağan'ın çadırını doğuya doğru açarlar. Tabii ki doğu kutsaldır. O yüzden doğuyu büyük Kağan, X-Large, batıyı küçük kardeş, Small. Buyurun doğu yönetenlere ne ad verilir? Han, Hakan, İlteber, İdikut, Aytengri, Kağan. Mesela Kağan'ı yazmamışım, bilin artık onları değil mi? Han, Hakan, Kağan, İlteber, İdikut, Aytengri, Kün, Tanhu, Şanyu, İlik. Gördük mü? Arkadaşlar, burada İdikut'u daha çok kim kullanmıştır? İdikut, Aytengri, Kün'ü kim kullanmıştır değerli arkadaşlar? Uygurlar kullanmıştır. Unutmayın bunu. Tanhu kelimesi Mete'de de vardır, Teoman'da da vardır. Sonsuzluk anlamına gelir. Sonsuzluk. Hocam Çar yok muydu? Vardı. Bulgarlar neyi kullanmıştır? Çar. Karluklar, Atasagun. Ama bunlar çok detaya giriyor arkadaşlar. Şimdi sizi nereden vuracaklar? Bence bunları ezberlemeyin. Zeki bir öğrenci ne yapar? Sana ünvanlardan nasıl soru gelir? Bir tane soru gelir. Bir tip sorusu vardır. O da şudur. Hangisi İslam öncesinde hükümdarlara verilen ünvanlardan değildir? Kıtlıktan çıkmış gibi bunlarla oynayacağına şunu bil. Soruda şah, sultan, padişah, K harfi, Keykavus, Keyhüsrev, Keykubat. İslam'dan sonra. Tamam. Ben olsam sınava böyle çalışırdım. İslam'dan sonra şah var, sultan var, padişah var. Keykavus, Keyhüsrev, Keykubat var. Soruyu çek bundan. Zaten bunlar kabak gibi ortada kalır.
Oldu mu gençler? Peki batıyı yöneten adı ne? Yabgu. Evet. Yabgu da şöyle. Antalya Devleti'ni kurduk, Akdeniz Devleti'ni. Sonra bize birçok il daha katılınca sınırlar gelişedi. Bu sefer kardeşime dedim ki batıyı yönetecek. Ya dedim sen Serik, Alanya, Gazipaşa taraflarına bak. Bak oradan sorumlu ol ama sakın benden habersiz bir iş yapma dedim. Anlatabildim mi? O zaman onu da içte serbest bıraktın mı çocuklar? Bıraktım. İşte yapgu da yarı özerk. Anlatabildim mi? Yapgu da yarı özerkse hangi kelimeydi? Federatif. O zaman surprise. Soru çözmenin formülü işte. Tarih testinde boylar federasyonu varsa, ikili sistem varsa neyin göstergesiymiş? Federatif. Peki federatif anlayış ne gibi sonuçlar doğurur? Beraber yorum yapalım. Arkadaşlar tarih testinde sorusunda federatif görürsek 14 Temmuz'da, ön lisanslar 1 Eylül'de, orta öğretim kardeşlerim, soruda federatif anlayışı görürsek yıkılış kolay olur. İki boy kavga eder veya doğu batı ayrılır ki genelde ikiye ayrılık biliyorsunuz. Yıkılış kolay olur. Otoriteyi sağlamak ne olur? Zorlaşır. Oldu mu gençler? Formülleri öğrendik mi? Federatif kelimesinin hakkını verdik. Boylar birliğinden bahsettik. Ünvanların soru tipinden bahsettik. Peki bir adamın hükümdar olduğunu nereden anlarsın? Bir tipinden anlarsın. Tipi kayık adamdan hükümdar olmaz arkadaşlar. Evet. İkincisi, bu adamın otağı olacak. Çadır, örgün, taht, nöbet, davul, sorguç, kotuz, kulağından sallanan püskül kızlar, postiş genelde atandıktan sonra biliyorum ben. Sorguç, kotuz neymiş? Postiş, yay, kılıç, kama, berge. Arkadaşlar kama bıçak demek. Berge kırbaç demek. Oldu mu? Hani bunları çok temel şey yapmayın. Kur kemer demek. Mesela kur da yazayım. Bunları heyecanlandırmayın. Bence bunları ayırmayın. Ya kılıç, kama, berge, kur. Hepsi savaş takımı. Sınıfım. Yarlı. Benim soru beklediğim kavram inşallah bu. 2022'de oksızlık diye melodili anlattık. Melodili. Çıktı. İnşallah bu sene de yarlı çıkar ki birazdan terimlere bir daha değineceğim. Hükümdarın emir ve buyruklarına ne ad verilir? Yarlı. Tamam. Tu nedir arkadaşlar? Sancaktır. Şimdi seni nereden vuracaklar? Dur. Siz zeki öğrencilersiniz. Neden? Beni izliyoruz çünkü. Zeki öğrenciler kolay yoldan çözmeye çalışır. Kıtlıktan çıkmış gibi bunları ezberleme. Bunun da tek soru tipi var. Yine hangisi İslam öncesinde görülen ünvanlardan biri değildir? O zaman sen İslam'dan sonraki ünvanları veya sembolleri bilirsen, sembolleri, soruyu kolay çözersin. Buyurun. Arkadaşlar, menşur, halifeden alınan icazet. Kızlar beşi bir yerde. Seversiniz. Trabzon seti de seversiniz. Takılıyorum tabii ki. Beşi bir yerde nedir bak? İlk Türk İslam tarihinde halk üzerindeki etkinliğimizi artırmak için halifeden biz icazet alıyoruz. Menşur. Orta çağda da Avrupa'da krallar papanın elinden taç giyiyor. Aynı şeyler. Yani dini otoriteyi kullanıp halk üzerindeki etkinliğimizi artırmak için menşur alıyoruz. Menşurun kelime anlamı icazettir. Oldu mu? Dikkat! Koskoca halife menşuru sana neyle gönderecek? A. WhatsApp'tan, B. Kargo ile, C. Sandıkla. Sandıkla gönderecek. Ve bunun içinden hediyeler çıkacak. Nedir o? 1. Değerli arkadaşlar, menşur icazet demek. İçinden hilat çıkacak. Hilat ne arkadaşlar? Hani Leyla Mecnun'da vardı ya İsmail abi, parlak parlak ceketleri vardı. Parlak elbiseler. Hilat. Tıraz. Ahmet Hocam bu ne? Semicek var ya şarkıcı. Slim fit. Body. Değil mi? Vücudunu çılgınca saran hırka tarzı kıyafetler dersem tıraz. Çet, şemsiye. Asa, baston. Beşi bir yerde. Menşur, icazet, parlak elbise, hilat. Vücudu sarıyorsa tıraz, asa, çet. Oldu mu gençler? Beşi bir yerde dedik. Bir de lütfen rica ediyorum. Sikke bastırmak. Ama hocam Bagat Arkan para basmadı mı? Bildiğin tek bilgi bu. Onu da yanlış yere kullanıp durma Allah'ını seversen. Sikke İslam'dan sonra sembol haline gelmiştir. Anlatabildim mi? O yüzden menşur, sikke, hutbe, hilat, tıraz, çet, arkadaşlar, asa, bunlar İslam'dan sonra. Tamam? Evet, beklenen sorulardan biri neymiş gençler? Yarlı. Oldu mu? Tamam mıyız? Şimdi bence dersin en keyifli kısmı. Kağan'ın yetkileri. Bir kere Kağan'ın yetkileri sınırlı mı, sınırsız mı?
sınırlı. Neyle sınırlı? Töreyle. Değil mi? Hocam kanun yetkileri deyince arkadaşlar, ülük ülüş. Kanun iktisadi gücüdür. Bereket anlamına gelir. Bakın kan bereketli olmak zorundadır. Ülük ülüşten MEB'in çok gizemli bir kitabı var. Teşkilat kitabı. Türk Devlet Teşkilatı kitabı arkadaşlar. Onu ben sürekli inceliyorum. Biraz incelikler vereyim size. Ülük ülüş nedir? Kurultayda boy beylerinin pay almasıdır. Kim dağıtır onu? Kaan. Kurultayda boy beylerinin pay almasıdır. Ve ülük ülüş dağıtılırken ne dikkate alınır biliyorsunuz mu? Boyların kahramanlıkları dikkate alınır. Tamam. Hatta kahramanlığın yüksekse ülük ülüşten fazla alırsın. Kurultayda daha güzel bir yerde oturursun. Sana tahsis edilen asker sayısı ne olur? Artar. Okey. Ülük ülüş iktisadi güç, bereket paylaşmak anlamında. Güç. Arkadaşlar hükümdarın askeri gücü. Geldik kuta. Dur. Tanrı tarafından verilen yetki. Sen bu bilgiyle 7. sınıf zambak yayınlarını çözersin. Tamam? Yetmez o. Kut. İnanmak çok zor ama çocuklar. En baştan yazıyorum. Siyasi. Ama hocam yetkiyi Tanrı verdi. Lütfen bir dinleyin arkadaşlar. Bana bir şans verin. Anlatayım. Mete Han'dan itibaren ne diyoruz? Hükümdara verilen, Tanrı tarafından verilen yetkiye dair inanca kut diyoruz. Tamam? Bu kutu alıyorsun ama hükümdarlar bu kutu halk üzerindeki otoriteyi sağlamakla kullanıyorlar. Hükümdarlar gidip ülkeyi dine göre yönetmiyorlar. Hükümdarlar gidip dini törenlere başkanlık etmiyorlar. Anlatabildim mi? O yüzden kut nedir? Siyasidir. Anlatabildim mi? Ve kutun bir takım özellikleri vardır arkadaşlar. Kut, buyurun buradan yürüyelim. Kan yolu ile, hatta önce şuradan başlayalım. Soruda kutu görünce şu cümleyi işaretleyin. Egemenlik, tanrısal kaynaklı. Yani yönetme gücünü kim vermiş? Tanrı vermiş. 2. Kut inancı çocuklar, kan yoluyla babadan kime geçti? Oğula. Oldu mu? Kan yoluyla babadan oğula geçti. Dikkat! Dedemden amcama, dedemden babama, bizden, babamdan bizlere. O zaman hanedanın erkek üyeleri kutsandı mı? Arkadaşlar, işte kan yoluyla babadan oğula geçince neye sebep olur? Taht kavgasına zemin hazırlar. Kutun tanımını görünce bunu yapmayın. İlla babadan oğula geçer ifadesine bakın. Tamam mı sorularda? Taht kavgası oldu mu? Kim tahta çıkar? Ya amcam, ya ben, ya kardeşlerim, ya babam, ya amcaoğlu. Sonuçta aynı aileden insanlar çıkar. Çünkü kut kan yoluyla babadan oğula geçer, kızlara geçmez. Hanedan değişmesin diye. Biliyorsunuz soyun devamını kim sağlar? Erkek sağlar. O yüzden taht kavgası olsa bile surprise, ülkeyi aynı aile yönetir. Gençler, ülkeyi farklı aileler yönetiyorsa bil ki kut inancı yoktur. Örnek Türk İslam'daki Memlükler gibi. Oldu mu? Devam. Ülke aynı aile yönetti mi arkadaşlar? O zaman biz buna ne diyoruz? Bak kuttan nereye bağladım. Ülke hanedanın ortak malı diyoruz. Bunun da açılımı ne? Oyak. Salla. Oğul. Titret. Yeğen. Çalkala. Amca. Kıvır. Kardeş. Evet. Gördük mü? Bak sizi kuttan nereye bağladım arkadaşlar? Verasete bağladım. Tahta çıkma kuralı da verasettir. Peki burada hangi oğul, hangi yeğen, hangi amca, hangi kardeş çıkacak belli mi? Değil. Ama hocam Ekber Erçet yok muydu? Gözünü seveyim sus. Onu Osmanlı'da kullan. Tamam. O yüzden topla bunu. Oh! Veraset kesin değil. Çocuklar size mutluluğun formülünü vermeyebilirim ama kutun soru formüllerini verebilirim. Bak bir daha başa sarıyorum. Kut bir kere siyasi, ikna ol. Oradan bana inanmamış gibi bakma sakın. İnanmış gibi bak. Kaan yetkiyi dini anlamda kullanmıyor. Halk üzerinde gücünü pekiştirmek için kullanıyor. Kaan'ın dini bir sıfatı yok. Oldu mu? Ülke dine göre yönetilmiyor. Teokratik bir anlayış yok. Teokrasiye benzer diyebilirsin ama teokratik diyemezsin. Egemenlik tanrısal kaynaklı. Yönetme gücünü Tanrı verdi. Kan yoluyla babadan oğula geçer.
taht kavgasına zemin hazırlar. Arkadaşlar, sonuçta taht kavgası olsa bile oğuldan, yeğenden, amcadan, kardeşten biri yönetir. Ülke aynı hani yönetir. Kimin çıkacağı direkt belli olmadığı için veraset kesin değil. O zaman 14 Temmuz'da 1 Eylül'de ne yapıyorsun? Osmanlı'daki Ekber Erşid'e kadar hiçbir devlette veraset kesin değil. Tamam? Hadi buyurun arkadaşlar. Neden taht kavgası olur? Buyurun. Kut babadan oğula geçerse. Soruda bu ifadeyi yakalayın. Ülke hanedanın ortak mal olursa, veraset kesin değilse. Oldu mu? Sana güzellik yapıyorum şimdi. Oh! Topla bunu. BSD, ASD, OSM. Hocam bunlar ne? Sevgili kardeşim, bir şey öğretiyorsak var bir mantığı. Bu gördüğün sebeplerin hepsi Türk İslam tarihinde de geçerli. Hem Büyük Selçuklu, hem Anadolu Selçuklu, hem Osmanlı. Demek ki İslamiyet'i kabul etsen bile veraset değişmiyormuş. Anlatabildim mi? Osmanlı niye taht kavgası çıktı? Ülke hanedanın ortak malıydı. Veraset kesin değildi. Kut babadan oğula geçti. İşaretle. Tamam. İlk Türklerde çocuklar niye taht kavgası var? Bir de buna ne yapın? İkili sistem. Yani zaten devlet kaça ayrılıyor arkadaşlar? İkiye. Dört tane yazdım ilk Türkler için. Şu üç tanesi İslam'dan sonra da etkili olmuş mu? Olmuş. Tamam mıyız? Evet. Gel şimdi. Hatun. Evet. Gençler, hatun deyince neyi bileceğiz? Hatun deyince bir. 2023 sorusu. Sevgili gençler, hatunun siyasi yetkisi var. Parada resmi var değil mi? İkincisi, hatun nereye katılır? A. Günlere, B. Kurultaya. 3. Elçi kabul eder. Hatunun elçi kabul etmesi. Hatunun elçi kabul etmesi devleti temsil etme özelliğini gösterir mi? Gösterir. Tamam arkadaşlar. Evet. Hatunun siyasi yetkisi var ama bütün kadınların siyasi yetkisi yok. Hocam sosyal devlet ne? Halkı için çalışan devlet. Aç milleti doyurdum, çıplakları giydirdim, abazaları evlendirdim, atanamayanları atadım. Sosyal devlet. Oldu mu gençler? Gel. Bu soru biraz beni sarsan bir soru. Neden yıkıldık? Yıkılmak öyle kolay değildi ama sağ olsun çok çabaladılar ama yıkılmadık Allah'a şükür. Biz yıkılmadık, devletlerimiz yıkıldı. Bir bakalım. Gençler, neden yıkıldık? İkili sistem. Boyfet, Boylar Federasyonu. Soruda tek kelime bunları birleştirir. Hangi anlayışlar arkadaşlar? Federatif. Biz neden yıkıldık? Taht kavgaları. Ahmet hocam, neden taht kavgası oldu? Ülke hanedan ortak malı, kut babadan ola geçti, veraset kesin değildi. Artı ikili sistem vardı ilk Türklerde. Arkadaşlar, Çin-Moğol baskısı. Oldu mu? Seni nereden vuracaklar? Ön lisansta vurdular. Surprise! Dini isyan ve benzeri şeyler yok. Çünkü artık konuları bildiğin için söylüyorum. İlk bilmen gereken dini isyan Anadolu Selçuklu Baba İshak. Tamam? Yapar mıyız bunu? Gençler, evet. İnşallah yıkılmayız. O sınavın altından girişinden çıkarız. Tamam? Hadi buyurun. Kurultay, toy, kengeç. Gençler bu sene sanki bu daha iyi öğrendi gibi öğrenciler. Normalde kurultay, toy, kengeç'i çok karıştırıyorlardı. Hemen anlatıyorum. Kurultay, ilk Türklerde gençler kurultayın diğer ismi toydur. Aynı zamanda şölen anlamına gelir. Kengeç. Arkadaşlar bunun özellikleri. Bir, Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Kurultaya kimler katılır? Hakan, Hatun, Aygüçi, Vezir, boy beyleri, hanedan üyeleri, görevliler katılır. Kurultayda biz 4 sene öncesine kadar Kaan yoksa kim başkanlık eder diyorduk, Hatun diyorduk. Açık itiraf ediyorum bakın size. Sonra MEP kitabında değişti, şöyle diyoruz artık. Kurultaya kim başkanlık eder? Hükümdar, o yoksa Aygüçi. Tamam mı arkadaşlar? Vezir. Bir kere bunu bağlayalım. Devam. Kurultayın diğer ismi toy ya. Kurultaya katılanlara ne ad verilir? Çok gizemli bir ad. Toygun. Peki Ahmet hocam, kurultay hangi işlere bakar? Birazdan beraber yazacağız. Önce bir sohbetini edeyim. Gençler yanlış anlamayın. Bu tekrar videosu olduğu için
bir tık hızlı devam etmek zorundayım. Tamam. Buyurun. Çünkü öğrenciler hep beni motive etti. Ahmet hocam kaç video olacak? Kaç dakika sürecek? Ne bileyim ben işte yaşadıkça anlatıyoruz. Anlattıkça yaşıyoruz. Ama beni fıtrat olarak tanıyanlar lafı çok uzatmadan öz anlatmayı, detay anlatmayı sevdiğimi bilirler arkadaşlar. Buyurun. Ahmet hocam kurultayın özellikleri. Savaş, barış, ekonomi, askeri. Bunu herkes işaretler değil mi gençler? Savaş, barış, askeri, ekonomi. Sana kalite katan bilgi, yargı. Devlete karşı işlenen önemli suçlar nerede görüşülür? Kurultayda. Sana kalite katan bilgi, dikkat. Sevgili arkadaşlar, kurultay töreyi değiştirebilir. Peki o zaman yargı özelliği var mı? Var. Devam ediyorum. Arkadaşlar kurultayda kağan seçilmez, kağan seçiminde görüş bildirilir. ÖSYM'nin soru havuzunda bu seçenek var. Kağan seçiminde görüş bildirir. Kurultay yılda 2 kez, olağanüstü durumlarda 3 kez toplanır. Baharda toplanır. Hatta Nevruz Bayramı, Toy, Şölen hep aynı anlama gelir arkadaşlar. Aynı tarihler. Bir de Eylül'de. Hocam Eylül niye? Eylül Türk'ün hüzün yılıdır. Tabii. Eylül Türk'ün hüzün yılıdır. Göç zamanıdır. Hani biz yarı göçebe yaşıyoruz ya gençler. Boylar ne yapar? Bulunduğu yerden göç eder. Şimdi dikkat. Daha önce de anlatmıştım. Hayat düstünüz olsun. Sevgili arkadaşlar. İyi gününde yanında olmayan boy beyi, yani o toya katılmayan, Mart'taki toya katılmayan boy beyi affedilir. Ama Eylül ayında göç esnasında yola çıkarken katılmayan boy beyi affedilmez. Çünkü Türk kendini yarı yolda bırakanı asla affetmez. Tamam? O yüzden inşallah beni izleyenler atansın. Atanınca kimseyi yarı yolda bırakmayın. Yola kimle çıktıysanız yolda bulduklarınıza değişmeyin. Oldu mu? Aşk hayatınız varsa sınava hazırlanırken kimi seviyorsan atandıktan sonra sevmeye devam et. En güzel aşklar içine maaş kartı girmeyen aşklardır. Bu sözümü unutmayın. Kendi kendime arabeske bağladım. Buyurun. Kurultaydan bize kalite katan bilgi. Evet Serkan gözyaşlarına hakim olamıyorsun şu an gençler. Hocam savaş, barış, askeri, ekonomik işler görüşüldü mü? Gel böyle. Kurultayda sana kalite katan neymiş? Yargı. Kağan seçiminde ne varmış? Görüş bildirir. Sayım yapılır. Ne kadar insanımız var? Ne kadar hayvanımız var? Ne kadar insan görünümlü hayvanımız var? Hayvanlara da hakaret etmek istemiyorum ama gençler gerçekten sayım yapılır. Bilanço gibi. Dikkat. Dikkat. Kurultayda oturma düzeni. 2022 EKPS sınavında çıktı arkadaşlar. Orun. Ahmet hocam bu nasıl oluyordu? Demin de anlattım. Eğer boy beyleri başarılıysa arkadaşlar onlar hükümdara yakın oturur. Tamam mı? Atandıysan hükümdarın dibindesin. Atanmazsan çadırın ta en uzağından. Oldu mu? Öyle düşün. O yüzden orun protokol oturma düzenidir arkadaşlar. Sınıfım 3 cümle kuracağım. Lütfen 3 cümleyi birbirinden ayırın. Siz yorum yapmayın. Oldu mu? Birincisi. Sevgili gençler, herkes görüşünü dile getirir. Görüşünü herkes dile getirdiği için kısmen demokratik özellik gösterir. İşaretle. İşaretle. Yorum yapma, işaretle. Eğer kurultayda herkes görüşünü dile getirir diyorsa ne yapın? Kısmen demokratik özellik gösterir. Doğru mu? İkincisi, herkes görüşür, son söz kime aittir? Kaan'a. Töreye aykırı olmadığı sürece. Son söz Kaan'a aitse... Siz ne yapın? Danışma meclisi yapın arkadaşlar. Bendense tavsiye. Yorum yapmayın. E hocam hani demokrasiydi? Ya bir sus. Çorba yapmak için çabalama. Bu farklı bir soru. Üçüncüsü daha farklı bir soru. Eğer kurultay Kaan töre aykırı davranırsa tahttan indirebilir. Ya Kaan'ı indirme yetkisi var mıdır? Vardır. Arkadaşlar kurultay teokratik değildir. Ama hocam bir soruda gördüm din diyordu. Bak din diyor da güzelim. Din kabul edilsin mi edilmesin mi? Bu. Kurultay ülkeyi dine göre yönetmiyor. Tamam mı arkadaşlar? Türkçe çok önemli gerçekten. Dediklerimi anladınız mı? Son 3 cümlede hep siz benim dediğimi yapın. İtaat et rahat et. Yanlış çıkarsa ben buradayım. Herkes serbestçe konuşuyor. Demokratik özellik. İkincisi, son söz kime ait oluyormuş? Kaan'a. O zaman ne yap? Danışma meclisi. Kaan'ı tahttan indirme yetkisi var mı? Var. Neye aykırı davranırsa töreye. Bu kadar. Oldu mu gençler? Sana kalite katan soru gelsin. Kurultay, siyasi,
askeri, yargı özelliklerinden hangilerini taşır? Cevap 1, 2, 3. Üst mahkeme olduğunu unutma. Tamam. Umarım anlatabilmişimdir. Şeyde çok çalışmayın. Yok peçeneklerde komenton, tapkaçlarda nazırlar, oğuzlarda tirnek. Gençler bunlar ÖABT seviyesinde. O yüzden şu an öncelik olanları anlatıyorum. Tamam mı? Evet Serkan'ım kaydır beni. Nereye geldik? Terimlere. Arkadaşlar terimler deyince buyurun. Bunları gerekirse yazarak çalışın demiştim öğrencilerime ilk videolarda. Şu muhteşem üçlüyü unutmayalım. Buyruk. İlk Türklerde buyruk ne demektir arkadaşlar? Bakan. Bakanlardan oluşan hükümetin adı Ayuki. Size bir şey öğreteyim. Ayuki, Osmanlı'da bunun adı Heyet-i Vükela. Hatırlayın diye söylüyorum. TBMM'de İcra Vekilleri Heyeti. TBMM'de neymiş? İcra Vekilleri Heyeti. Hangi anlama geliyormuş çocuklar? Hükümet. Oldu mu? Ayguçi. Bunun diğer ismi arkadaşlar Öge. Vezir demek, hükümet başkanı demek. Kurultayın varisi. Evet, buyruk, bakan. Bakanlardan oluşan hükümet, Ayuki. Osmanlı'da Heyet-i Vükela. TVM'de icra vekilleri heyeti. Tekrarlamış olalım. Sevgili gençler, Ayguçi, Öge'de hem vezir, yani ne zaman da hükümet başkanı demek. Tamgacı bitikçi. Hocam ben bunu biliyorum. Hangi işlere bakar? Yazı. Değil mi? Selçuklu'da tuğracı. Selçuklu'da münşi. Osmanlı'da nişancı. Bitmedi. Bunu herkes biliyor. Sana kalite katan bilgi. Kaan'a dış ilişkilerde yardımcı olan görevli. Aa, soruyu boş bıraktın. Heyecandan gittin. Bay bay demeyelim sana. Dinle beni. Tamgacı bitikçi. Yazı olduğunu biliyorsun ya. Kaan'a dış ilişkilerde yardımcı. Okey. Tudun. Vali, vergi memuru. Ama sonradan çocuklar, Göktürkler ve Uygurlarda vergiyi kim toplamış? Aha bunlar. İmga, agıcı. Vergi toplar. Buyurun. Şat. Hanedan üyesi. Tutuk. Çocuklar, MEP kitabında geçen özel bilgidir. Uygurlarda boy beyi. Uygur'da boy beyi anlamına gelir. Asker vali boy beyi, tamam mı? Yaka. Evet, bu da MEP kitabına geçiyor. Türklerde sınır anlayışıdır arkadaşlar. Yurt çadır olarak gelir, değil mi arkadaşlar? Tigin şehzadedir. Bunu eğiten kişinin adı İnal, Ataman ya da İnanç. Selçuklu'da bunun adı Atabey, Moğollarda Atalık, Osmanlı'da Lala. Tamam, eğiten kişi. Alpagu, şerefli Türk subayı çocuklar. Orun neydi? Protokol düzeni, oturma düzeni hatırlarsanız. Yalvaç, Leçe, ne demek? Elçi. Hadi bir jest yapayım sana. Osmanlı'da bunun adı Sefir. Sefir'in kızı vardı eskiden dizi. Venediklilerde balyoz. Hani Fatih döneminde Venedik'e imtiyaz veriyorsun. Balyoz adı verilen elçi bulunduruyor. Tilmaç ne? Tercüman. Arkadaşlar hızlandırıyorum. Tarkan komutan, Apa saray görevlisi, Otacı tabip, yarlı hükümdarın emir ve buyrukları, ayılı para kimde olur? Ayılarda olur. Hazine görevlisi, Toygun kurultaya katılan, Bahşi öğretmen. Bunlar da sizlere emanet. Oldu mu gençler? Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.